Silavres, ez nazem mahvade, ser arkeolojiye kurdi, ser diroka kurdi, diroka kurdi bu kevne variye, kevne perestiye şoldikim, şoğalim. Evvel de akıftına kız ser kurdi despekim, bes de devamı ve Türkiye benim, berçe, daha mı ki az güye kabda tep zanitin, evvel de ser çe bisekinin, evvel ser problema, arkeolojiye kurdi bisekinin, problema ve çiye. Bu çi nasnaken, bu çi naite nivisandın, bu çi naite ber girtiyken. Kürt arkeolojisinin sorunları ile ilgili konuşmak istiyorum ilk başta. Kürt arkeolojisinin niye var olmadığını, niye yapılmadığını ya da niye arka plana ittiği ile ilgili bir gerçek üzerinden yola çıkmak gerekiyor. Olmamasının genel sebebi Kürtlerin genel halklarının olmamasından kaynaklanan bir durumdur. Çünkü bir halk kültürü, o kültür olarak var olmadığı sürece, kabullenilmediği sürece onun tarihi de, antropolojisi de, arkeolojisi de, varlığı da arka plana itilir. Şimdi biz yıllardır kendi bulunduğumuz coğrafyalarda her 4 tane bulunduğumuz ülkede bile varlığımızı ispatla mükellefiz. Varlığımızı ispat etmeye çalışıyoruz. Varlığımızı ispat etmeye çalıştığımız yerlerde dilimizi, kültürümüzü, tarihimizi ve arkeolojimizi ispat etmek kolay bir iş değil. Gerçekten çok zor bir iş. Misal yıllardır bize ait olan, bizim kültürümüze ait olan, dilimize ait olan, giyim tarzımızdan olsun, dilimizden olsun, yaşam kültürümüzde olun, birebir Kürtlere ait olan şeyleri tarihteki tarih araştırmacıları, yancılar, tarihi inkar edenler, tarihi bir milleti kapatarak yok edeceğini sanan bilim adamları tarafından başka milletlere pay edildi. Misal ben Urartu üzerine bazen okuyorum, çalışıyorum. Urartu uzmanı değilim kesinlikle. Onun üzerine çalışıyorum ama tabii bir arkeolog olarak hani normal sıradan bir insanın bakış açısından çok daha derin bir bilgiye sahip olduğum için baktığımda onun ne manaya geldiğini biliyorum. Urartu dili üzerinde bir çalışma yaptım. Sadece çok derinlikli değil. İnanın çok kısa bir çalışma oldu. Yani bir ay gibi kısa bir süreci, bir iki ay gibi kısa bir süre içerisinde Urartu dilinin çıkan kitabeleri biraz çeviri yaptım. Biraz konuştum. Sadece ondan örnek biçerek şunu söyleyebilirim ki Urartu dilinin şu anda Botan bölgesinde, Botan bölgesi, sadece Botan bölgesi için diyorum, Sorani ya da Hevraman, o bölgeleri katmayarak %40'a, %50'ye yakın ortak benzer, bak ortak birebir kelimeler var. Sadece %50 çok büyük bir oran. Bir dil için %50 çok büyük bir oran. Kürtçe ile benzerliği şu anda güncel olarak has Kürtçe kelimelerle benzerliği %50 ve bu benim Botan yöresi yani Bahdinan Kürtçesiyle benzerliğini söylüyorum. Bunun içinde Hevraman var, Sorani var, ondan sonra daha Mardin yöresi Kürtçesi var, işte Ahmet yöresi Kürtçesi var. Onların içinden bilmediğim, mesela kelime olarak tam manasını bilmediğim kelimeler de olabilir. Sorani kelimeleri de Soranice, ailem kökenlerim itibariyle Soranice biraz bildiğimden dolayı onların da kelimelerini ortak olarak bilebiliyorum. Yani %50 diyebilirim. %50 bir benzerlik var. Mesela arkeolojide bir şey vardı. Ardılı. Ardılı ne demek? Aynı milletin, aynı dilin, aynı kültürün benzerinin devamı. O halk içinde. Bir halk birden yok olmaz. Bir yer birden eriyip bitmez. Eğer üzerine taş yağmamışsa o kültür devam eder. Şimdi Ermenistan'da şey üzerine, Urartu üzerine çok kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Çok güzel çalışmalar yapıyor. Onları da takip ediyorum. Hepsini hemen hemen okuyorum. Çıkardıkları makaleleri okuyorum. Çıkardıkları kültürlere bakıyorum. Arkeolojik verilerini okuyorum. Kendi sayfalarında, kendi portallarında, üniversite çalışmalarını takip ediyorum. Onlar da işte benzer kelimelerin olduğunu varsayarak, bak bu da bizim benzer kelimelerimiz Urartuca uyuyor diye. Onları da okuyorum. Onlara da bakıyorum ki bakılması gerekir. Hiçbir kültür başka bir kültürü reddederek bir yerlere gelemez. Birbirinin içine iç içe geçmiş paralel bilgiler, paralel ardıl zamanlar, eş zamanlarda var olmuş topluluklardır bunlar. Onlar da mesela %10'luk bir
şey varsa bile bunları, aa bak %10 kesin Urartular, %100 Ermenidir diyorlar. Bakın ben bir örnek veriyorum sadece. Dil üzerinden gidersek, sadece dil üzerinden gidersek %50 diyorum. Yani çok büyük bir rakam bence bu. Ki ben bir lingüistik uzmanı değilim, dil uzmanı da değilim. Sadece bir arkeolog olarak bakıyorum ve ortak bildiğim kelimeleri çıkarıyorum, ortaya bir harmanlıyorum. Yani bizim kültürümüzün en, yani kendi arkeolojimizin kendimiz tarafından yapılmamasından kaynaklanan bir sorundur bu. Bu sorun böyle basit bir sorun değil. Bizim hani kültürümüzün sorunu asıl milletimizin sorunudur. Bir toplumu kültür var eder. Kültür, dili, yani dil en önemli ögelerden biridir. En önemli yapıtaşlarından biridir. Son zamanlarda, yani ben niye Türkçe konuşuyorum biliyor musunuz şu anda? Kürtçe'de konuşabilirim. Çok güzel bunları anlatabilecek altyapıya, donanıma sahibim. Ama çocuklarımızın çoğu Kürtçe bilmiyor maalesef. Ve onlar da tarihe meraklı. Tarihi istiyor, tarihle ilgilenmek istiyorlar, tarihle iç içe olmak istiyorlar, kendi geçmişlerini merak ediyorlar, kendi geçmişlerine karşı bir ilgi alakaları var. Çünkü Kürtçe bilmiyorlar. Şehirleştikçe, şehirlere dağıldıkça kendi öz kültürümüzden, öz dilimizden, öz benliğimizden uzaklaştık. Hani dil insanın nasıl, gözler insanın gördüğü aynadır ya, dil de bir toplumun aynasıdır, bakışıdır, bakış açısıdır. Bir dili ne kadar çok dil bilirsen, mesela ben bir Kürtçe ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bazı duyguları dile getirmek var ya, başka dilde olmuyor. O duyguyu, o toplumun ruhunu, o toplumun yansımasını, o toplumun içeriğini ne yansıtır biliyor musun? O toplumun diliyle duygularının harmanlaması verebilir. Mesela bir Çiryapaşe Beda diye bir Melahüsen'in bir şeyi var, beyti var. Çirya Paşe Beda'yı sen hiçbir dile çeviremezsin. Mümkün değil. O duyguyu yakalayamazsın, o anı yakalayamazsın, o manayı yakalayamazsın. Yani bir peşini sıra gelen ayların duygusunu vermeye çalışırken şunu söylemeye çalışıyor aslında. İnsan betimi var orada. İnsanın yaşlandıktan sonraki süreci var. Ve geç pişmanlıkları var, duygusu var, her şey var. Ama bunu bir başka bir dile çevirdiğinde ruhunu almış olursun. Bizim de ruhumuz, sanırım Kürt toplumunun ruhu diliyle beraber yavaş yavaş eridi gitti. Tabii bunlar değişik politikaların da eseri. Sadece toplumumuzu suçlamamak gerekiyor. Yani insanları suçlamak en basiti, bireyi suçlamak en basiti. Bu köklü bir politika sonucu da oluşmuş olabilir. Şey yapmıştı ki öyle. Bunu inkar etmemek lazım ama elimizden geldikçe kendi dilimize, dilimizde konuşabilmemize, dilimizi çocuklarımıza öğretmemize, dilimizle tartışabilmemize ve dilimizin böyle en kökenine, en gerisine bakıp neler katabiliriz, neler getirdiğimiz, neler üst üste koyabiliriz tartışmamız gerekiyor. Çünkü dilimiz tarihimizle de yansımalıdır. Geçenlerde bir tane çok yetkin bir Viyanalı, işte Avusturyalı bir akademisyenle derin ve kötü bir tartışma yaşadım. Beni böyle bir de hırpaladı beni. Bayağı bir hırpaladı. Bu adam Irak'ta yaşıyor. Yani Kürdistan bölgesinde, Kuzey bölgesinde yaşıyor bizim. Orada akademisyen. Benim bir söylemim çok böyle üstten bir Jacoben, üstten bir eleştiriyle geldi. Dedim ki eski Met dilinin, dedim, birçok kelimesini şu anda ben anlayıp algılayabiliyorum dedim. Hemen oradan şöyle bir bak, eski Met dili diye bir dil yok, kimse çözmemiş dedi. Dedim ki bir dakika durun, sizin mesleğiniz ne hocam? Öncelikle bunu, işte ben dedi bilmem siyaset bilimciyim. Orada dur dedim, orada dur. Bir kere sen bir haddini bileceksin dedim yani. Sen bir haddini bileceksin. Sen siyaset bilimcisin. Ben siyasetle ilgili sana gelip şimdi siyaset bilimde sana ders veriyor muyum? Hayır. Sen Met dilini araştırdın mı? Hayır. Sen Met dilini biliyor musun? Hayır. İşte öyle Met dili diye bir dil yok. Eski Farsça diye dedim. Eski Farsça diye Perslerin sunduğu dil aslında Met dilidir. Metlerin kullandığı bir dildir. Bu çözülmüş, söylenmiş bir şey değil. Dedim ki bakın,
akademide biliyorum. Akademi zıttırı pıttırıkların hepsini biliyorum. Ya bu böyle. Tamam, ben de çoğu zaman onlara katılıyorum. Ki çoğu %80 doğrudur. İspatlanmamış, sözle söylenen, yani afaki söylenen bir şeyin ispatla yükümlüsün. Arkeolojide şöyle bir şeydir. İspatla yükümlü olman gereken, şu şöyle de mışla olmaz. Mışla olan bir bilim dalı asla değildir. Fakat şu var. Eski Pers dili diye Ahmeşit, yani Perslerin ortaya attığı dil aslında Med dilidir. Persler hangi dönemde Med şeyini kralını aşağı indirip, dedesini aşağı indirip kendi kral oldu dedim. Şu dönem, şu aralıkta, şu anda tam net 500'lü yıllarda. Peki ondan önceki krallar kimdi? Orayı yönetenler kimdi? Medlerdi. Peki Medlerden önce Parsler, Parsekler diye herhangi bir halk ismi biliniyor muydu? Evet, biliniyordu. Neredeydiler onlar? Onlar Elamların, şu anda Havraman'ın bu kurak, çörak bölge. Çünkü bölgelerinde yaşayan göçebe bir halktı. Nomad deniliyor bunlara. Bu nomadlar vardı oralarda. Ve onlar Hint göçebeleri, Hindistan yöresinden gelip oraya yerleştirilmiş göçebe insanlardı. Oraya yerleştirilmişti. Ki bu insanların dili neydi? Bu insanlar yine Hint Avrupa diline yakın bir dil, yani Sanskritçe'ye benzer bir dil konuşuyorlardı. Peki Medçe miydi? Değildi. Bunlar dillerini, kültürlerini nereden aldılar? Benzer olarak Medlerden aldılar. Peki bu Med, işte o zamana kadar Med dili deniliyordu ya da Elam dili deniliyordu, şu dili deniliyordu, bu dil deniliyordu. Ne zamandan sonra bu eski Persçe oldu? İşte Persler yönetimi ele geçirip Medleri kendi aralarında yavaş yavaş, ilk başta kurulduğunda bu şekildeydi tabii ki. Birlikte yönetiyorlar. Dedesini aşağı inip kendi kral olduktan sonra bütün Medlerle ilgili her şey yavaş 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 eritti. Hatta mesela işte hocanın dediğine gelelim. İşte yok öyle bir şey diye iddialaştı benimle. Hocam dedim, lütfen dedim. Kendi alanınızla ilgili yorumlar yapın. Yani siz bu konuda bir bilim uzmanı değilsiniz. Sizin beni ikna etmeniz için, benim size tabi olabilmem için ya da fikrinizi kabul edebilmem için öncelikle sizin bir arkeolog ya da lingüistik uzmanı olmanız lazım. Bu konuda çalışmış olmanız lazım. Siz de Abuzittin'den duymuşsunuz. Ya da siz işte genel ortaklaşa bilgilerden şey yapmışsınız, şunu yapmışsınız, bunu yapmışsınız, duymuşsunuz ve bana getirip söylüyorsunuz. Ben size katılmıyorum. Çünkü ben eski Farsça diye ortaya atılan, o yüzden Med dili olduğunu bildiğimiz kelimelerden %30'unun şu andaki Sorani Kürtçesiyle, şu andaki Bahdini Kürtçesiyle eşit ve ortak olduğunu görüyorum. Anlayabiliyorum, konuşabiliyorum. Demek ki %30, yani o kadar, yani 1500, 2500, 3000 yıllık bir dil için çok güzel bir oran. Aynı şey Urartu için de geçerli. Çok güzel bir oran. Hani ortak bir dil şeyi tabii ki Zagroslardan dağılma olduğu için benzer kelimelerin %50'ye kadar korunmuş olması muhteşem bir şey. Ondan ötürü dille ilgili söylemler her zaman vardır. Pers konusuna gelince mesela Perslerin işte kültürlerinin Medlerden aldığı, evet. Persler, hatta şöyle bir Rus bir yazarın şeyi var. O da Persler üzerine, Medler üzerine çok derinlikli bir çalışma yapmış. Öncesi Plinius'un var, ondan sonra Herodot'un var. Persler ve şeylerin giyimlerini çok birbirine benzetir. Medlerin giyimlerini çok birbirine benzetir. Hatta Perslerin Medleri takip ettiğini, askeri ordu olarak, yönetim olarak, dil olarak, gelenek görelek olarak, saray kültürünü onlardan aldığını, onların bir saray kültürü olmadığını, çünkü onların nomad olduklarını, nomad göçebe demek, göçebe toplumlara nomad deniyor, öyle olduklarını. Mesela bizim genel şeyde şöyle bir kanı vardır. İşte Zerdüştlüğün Kürt dini olduğu kanısında söylenmişti. Zerdüşt Kürtlerden çıkmış bir peygamberdir. Zerdüştlük Kürtlere inmiştir falan. Zerdüştlük Kürtlerle alakalı bir din değil. Kürtlerin Medlerden, Med döneminde, yani biz o coğrafyanın dinlerinden bahsediyoruz. Yoksa Kürtlerin Hurilerden gelen farklı işte
teşuba işte şey dinleri de vardır. Şamaş vardır, şu vardır, bu vardır. İşte şeyden geti Hindistan'dan gelirken, göç ederken gelip şey yaptığı dinler de vardır. Bu bölgesel açıdan söz ediyorum. Oradaki dinleri de şunu mesela diyorlar ki Zerdüşt'ün Kürtlerin dinidir. Hayır değildir. Zerdüşt Kürtlerin dini değildir. Zerdüşt nasıl oluşmuştur biliyor musunuz? Tamam Zerdüşt yine Kürtlerin içinde olan mani ya da mania ya da işte magic. Magic demek büyü demek zaten. Bir üst Zurvanizm diye bir din var. Ya ben onu bayağı bir okudum, şey yaptım, bayağı bir farklı kaynaklardan ulaşmaya çalıştım. Çok fazla kaynak yok zaten. Ama Kürt geleneklerine yansımış çok farklı nüvelerini görüyorum. Her açıdan mesela yaşadığım toplumda çok böyle şanslı bir coğrafyada doğdum ben. Baba tarafı işte İran Kürtleri, anne tarafı Irak'tan gelen Kürtler. Ama Türkiye'de işte şey yapıyoruz, kalıyoruz. Öyle güzel bir coğrafya ki tam şeyin ortasında. Her toplumun böyle bir kompleks kültür, Kürt kültürü ama. Gerçekten böyle saf safi derler ya. Mesela benim çocukluğum Uludere'de geçti. O yüzden oranın kültürünü de çok iyi biliyorum. Oranın dilini de çok iyi biliyorum. Oradaki yerel şeyleri de biliyorum. Hani böyle safi Kürt kültürünün içine damıtıldığı şey var ya. Ben her zaman onu söylüyorum. Niye Kürt arkeolojisiyle ilgileniyorum dedim. Herhalde damıtma Kürt olduğum için. Böyle baya bir damıtma Kürt olduğum için. Her kültürün içine harman. Mesela bir İran gelen Kürt kültürüyle harmanlandık aile olarak. Bir Irak'tan işte Zebari, Duhok o bölgeden gelen Kürt kültürüyle harmanlandık. Türkiye'nin böyle el dokunmamış Kürt kültürünün olduğu Uludere, Goynavgoyan, bir de Çukurca, Hakkari'de işte o bölgenin içinde büyümek insana Kürt kültürü açısından inanılmaz zenginlikler katıyor. Kültüründen şey yapıyorsun, şunu yapıyorsun. Zurvanizm'e gelince, Zurvanizm'in şu anda Kürtlerin yaşadığı mesela inanç sisteminin en şu anda saf alanı kalanı ezdilik var ya, ezdilik hakaylık, ona geçmiştir Zurvanizm. Zurvanizm'in bazı nüveleri tamam Zerdüştlüğe geçmiştir. Saf bakımından geçmiştir. Çünkü Zerdüşt zaten Zurvanist rahiplerden biridir. Zerdüşt Zurvanist rahip olduğu için oradaki tabii birçok şeyi almıştır. Şimdi dinler çok geniş bir konu, böyle çok kapsamlı bir konu, çok geniş, ama dinleri açıklamaya gelirsek mesela Zerdüştlük diye geçen birkaç yerde gördüm. Yani kendi iyi niyetli şeyler. Ben Kürtlerle ilgili yapılan hiçbir araştırma, hiçbir şeyi eleştirip yerden yere vurmuyorum. Tamam, yanlış olduklarını gördüğüm şeyler de oluyor. Bazen çocuklara ulaşıyorum, diyorum ki canım tatlım, şekerim, bu yanlış, bu eksik, bu noksan. Sen iyi niyetle yapıyorsun, fakat iyi niyetle yapılan şeylerde biraz gerçeklik payı olsun, biraz veri olsun, biraz done olsun, biraz gerçeklik olsun. Çünkü bunlar ulaşıyor insanlara ve insanlar orada görünce ya diyor ki olmamış ya, saçmalıyorlar diyor. Gerçekten de saçmalıyorlar. İşte Zerdüştlük Kürt dinidir, Zerdüşt Kürt peygamberidir. Yok öyle bir şey. Zerdüşt Kürtlerin içinden değil. Zerdüşt Zurvanistlerin içinden, Zurvanist rahipleri. Zurvanizm çok köklü bir sihre, büyüye, özel güçlere sahip, enerjileri yönetebilen bir rahipler topluluğu. Onlar iyileştirme gücünü ellerinde bulunduruyorlar. Onlar işte ikilik dualist sistem, yani inançsal sistem, dualist sistemle hareket edebiliyorlar. Onlar rahiplere belirli evrensel büyüleri, şeyleri yönetebilme, yani evrenin enerjisini kontrol edebiliyorlar. Ve böylelikle etraftaki her şeyi iyileştirme gücüne, temizleme gücüne, evreni arındırma gücüne sahip yüksek enerji, yani modern çağdaki büyücüler gibi diyebiliriz. Tabii daha üst seviyede. Zurvanizm Pers, yani o coğrafyada, yani o Mezopotamya, Zagroslar, o coğrafyada çok etkin bir din. Çok etkin bir din. Ve şeyin Medlerin de şey dini. Hani resmi din olur ya, işte kralların, her kralın kendi içinde resmi bir dini vardır. Yani her kral bir inancı kendi iktidarını sürdürmek için kullanır. Zurvanizm de Medlerin diniydi. Persler yönetime geldiğinde
Persler yönetime geldiğinde Zürvanizmi biraz böyle geri plana ittiler. Onun yerine işte yeni oluşmaya başlayan Zürvanizme biraz ters olan, çünkü Zürvanizm kötülüğü asla kabul etmiyor. Kötü olanı asla şey yapmıyor. Yani evreni iyilikle yönetmekten şey götüren bir şey. Yani dualist sistemde kötülük olmamasından yana. Fakat Zerdüştlük onun içinden biraz ona aykırı, biraz daha ters, biraz daha yönetime, inanca falan böyle gelen bir şey olarak görüyor. Bir süre sonra Persler yönetimi ele aldıktan sonra, çok böyle hemen olmuyor. Bir süre sonra yavaş yavaş işte Zürvan rahiplerini başlıyoruz. Zürvanizmin işte rahiplerini Pers kralı, o zamanki Pers iktidarındaki kişi, hepsini öldürüyor. Hepsini öldürüyor. Hepsinin kellesini alıyor. Bir kısım bunlardan bir kısmı dağlara sığınıyor. Ve bunları da böyle Zerdüştlükle işte şeyle olan bağıntıları olan, kendine yakın olanlar dışında herkesi dağlara sürüyor. Dağların en yüksek tepelerinde, mağaralarda yeni yeni keşfedildi. Onlar Zürvanizm döneminden kalan inanç sistemini temsil eden tapınaklar var. Onların tapınağı ateşle ilgili. Onlar da ateşin arınması, ateşin kutsallığı, temizleme, arındırma gücüne şeyler. Yani Zerdüştlükten ateşin kutsallığı Zürvanizm'den geçmiş. Güneşin kutsallığı Zürvanizm'den geçmiş. Yani şeyin kutsallığı Zürvanizm'den geçmiş. Bunların hepsi böyle Zürvanizm'in aslında temel taşlarını alıp kendilerine yeni bir din uydurmuşlar. Zürvan rahiplerini öldürüyorlar. Zürvan rahiplerini sürüyorlar. Zürvan rahiplerini yok ediyorlar. Dinin kitaplarını yakıyorlar. Çok büyük yazıtlar var onlar. Onları yok ediyorlar. Onların yazıtlarının üzerine kendi yazıtlarını şey yapıyor. Pers İmparatoru. Kendi yazıtlarını, Zerdüştlükle ilgili yazıtlarını Zerdüştlüğe mal ederek yazıyor. Onları mesela gelenek göreneklerini Zerdüştlüğe uyarlıyor. Birebir almıyor ama uyarlıyor. Ve Perslerin yeni dini olarak ne yapıyor? Zerdüştlük yapıyor. Çünkü Zürvan rahipleri ona uymuyor. Çünkü Zürvan rahipleri önceki iktidarın dini. Önceki iktidarın ve Metlerin dini. Ve Metlerin inançlarını, Metlerin şeyini ön plana çıkarıyor. Ona yeni bir din lazım. Ona yeni bir kutsallık lazım. Ona yeni bir şey lazım. Güç lazım. Onu destekleyen kralın dini. Her zaman böyle. Kralın dini. Kralın kendi dini. Kralı örgütleyen, şey yapan, kralın karşısına durmayan. Kiliseler ve Orta Çağ Avrupası gibi. Onu destekleyen bir din. İslam ve Arap orduları gibi. Onları destekleyen bir din. Bundan ötürü yok ediyor. Rahipleri gönderiyor, öldürüyor. Birkaç tane rahip kalıyor. Dağlarda, taşlarda, bilmem nerelerde yaşayan. Geri kalan yok. Ondan sonra Zerdüştlük resmi din yapıyor. Zerdüştlük de tabii kendi aralarında bölünüyor. Mitra kültü de aslında Zürvanizm'den kalan bir kültür. Yani Mitra kültünü sonra işte güneş, boğa kurbanı, şey kurbanı, şeyden Zürvanizm'den kalıyor ki hala mesela belki takip etmişsiniz şeyde Ezidi dininde dinlerinde Ole şeylerinde bir tane adak var. Yine bir boğa kurban ediyorlar. Ya o ta oradan kalan bir gelenektir aslında. Ta Zürvanizm'den kalan bir gelenektir. O boğa işte ritüeli, kan ritüeli, işte ateş ritüeli hep şeyden kalma. Zürvanizm'den kalma gelenekler. Onlar takipli. Zerdüştlüğe de bu yansımıştır. Bazı kısımları yansımıştır. Bazı şeyleri yansımıştır. Ama Zürvanizm daha böyle kapsamlı bir dindir. Daha böyle insan iyi doğayla bütünleşme şeyin üst şey insanların mesela Zürvan rahiplerinin telepati konuşabildiklerini, ışınla kendini astral beden seyahati yapabildiklerini, işte insanları iyileştirebildiklerini, enerjiyle şey yapabildiklerini, işte birçok tevatür var tabii bununla ilgili. Hani tabii bütün bilgileri Pers döneminde yakılıp yok edildi, üzerine çizildiği için tam net bilgiler olmamakla beraber söylenceler itibariyle, mitler itibariyle gelenler var.
Akabinde işte Persler kendi dinlerini Zerdüştlük olarak şey yapıyor ve bütün coğrafyaya, kendi coğrafyalarına yayıyorlar. Zerdüştlük bu sefer bütün Pers coğrafyasının ya da Perslerin hüküm sürdüğü yerlerde insanların talepleri üzerine dini oluyor. Yani Kürtler de tabii bununla beraber sürdürüyorlar. Bununla beraber o itibarla sürdürüp götürüyorlar. Akabinde tabii şu anda mesela gençler diyor ki Zerdüşt Kürt peygamberi değil. Zerdüşt Pers peygamberi. Doğru. Gerçekten doğru. Zerdüştlük de Perslerin dini. Bize de sirayet etmiş. Bizim de dinimiz, hani Kürtlerin belirli bir dönem dinleri olmuş. Onların gelenekleri, görenekleri de bize silmiş ama asıl Kürt dininin gelenek ve görenekleri Zerdüştlüğün ciğerine kadar inmiş. En içine kadar. Bütün o ibadetler, o söylemler, o işte arınma, o cennet, cehennem, insanların tahlili. Ama tabii Zürvanizm'de o yeraltı şeyi, ondan sonra başka dünya, insanın bedeninin tekrardan kendini yenilemesi, hepsi oradan gelen ritüellerdir. O yüzden hani Zerdüştlük bizim dinimiz değil aslında. Zerdüştlük Kürtlerin falan dini değil. Hani diyorum ya, çocuklar bazen yapıyor işte Zerdüştlük şöyledir, bazı işte şöyledir, şudur budur. Bir yerden böyle bir paket bilgi buluyor. Aa bu böyledir falan diye yayında heyecanlanıyor, yapıyor, ediyor. Ben hiçbirini şey yapmıyorum. Hiçbirini. Hepsine de saygı duyuyorum. Hepsine de destek veriyorum. Mesela ben bu işi yapmaya başlamadan önce, sosyal medyaya gelmeden önce okuyup araştırırken hep bana arayıp sorarlardı ya, nasıl yapalım? Zaz nasıl yapalım? Zaz bunu nasıl yapalım? Ben herkese destek oluyorum. Herkese, video yapan çocuklara video bilgileri, bilgiler, kaynaklar sunuyordum. Ben bu konuda bir şeyler yapmak istiyorum ama bu benim alanım değil. Ne yapabiliriz? Nereden kaynak alabiliriz diyenlere kaynak atıyordum. Ben dergimde yayınlayacağım, ne yazayım, hangi konuya değineyim diye kim ne istiyorsa herkese gönderdim. Herkesle paylaştım, herkesle şey yaptım. Neden? Çünkü hepimizin ihtiyacı var. Biz şu anda o lükse sahip değiliz. Kimsenin ayağına çelme atmaya ya da kimsenin ayağının önüne taş atmaya şey değiliz. Herkes kendince ne yapabiliyorsa hepsine teşekkür ediyorum. Bütün çocuklara. Herkes böyle, abla ben şunu da yapmak istiyorum. Çoğu insan, abla ben şunu da yapmak istiyorum. Ne diyorum? Diyorlar. Ben diyorum ki yapabiliriz diyorum. Edebiliriz diyorum. Önüne çıkabiliriz. Ne yapmalıyız? Ama biraz daha araştırarak. Bu işi tamam pop kültür olarak bir şeyler yapabilirsiniz ama işin gerçekten bir ricam var. Hani çok araştırmadan, çok şey yapmadan böyle net bilgiler, ben bunu biliyorum demeyelim. Bu böyle söyleniyor derseniz daha iyi olur. Çünkü hem bizim için hem tarihimiz için gerekli olduğu inancındayım, iyi olduğu inancındayım. İkincisi, bilmediğimiz konularda lütfen, lütfen ama lütfen araştırarak yapın. Soruşturarak yapın. Birilerinden yardım alın. Bana her türlü danışabilirsiniz. Her konuda herkese yardımcı oluyorum. Herkese bilgi veriyorum. Her konuda destek oluyorum. Yani bu konunun uzmanı olarak söylemiyorum. Bir insan olarak da söylüyorum. Ego asla yapmıyorum. Asla insanlara destek olmayacağım söylemiyorum. Herkese ve yaptım da. 10 yıl boyunca sosyal medyada 10, 15, 12 yıldır varım. Küçük küçük başladım. Asla kim ne istiyorsa benim sayfamdan alıp kendi adını yazan insanları da görüyorum sürekli. Ben ona ulaşması mümkün değil. O kişinin ona ulaşması mümkün değil. Çünkü ben 5 tane üniversite, 6 tane üniversitenin kütüphanesine üyeyim. Onlara aylık para veriyorum. Onlardan o makaleleri okuyorum, çeviriyorum, öğreniyorum ve paylaşıyorum. Mesela bana geçen bir söylemde bulunmuş biri. Diyor ki başkasının makalesini okuyup paylaşıyor. Peki ben başkasının makalesini bilgi olarak alıyorum. Tabii ki onları okuyarak şey yapacağım. Ben gidip oradan şey yapmayacağım ki, bu bilimdir, bilgi budur, bilim budur. Gidip orada bütün bana şey demiş, sen Plinius'u tanıyor musun? Plinius dedim, Romalı bir şey dedim işte, bir tarihçi ya da işte Yunan bir tarihçi. Onu tanımam mümkün değil. Sadece yazdıklarını bilebilirim. Adam kaç bin yıl önce yaşamış, ölmüş. Gençlerden tek ricam bu. Bilerek yapın. İsteyen, yani yapıyorsanız, bu işi gerçekten yapmak istiyorsanız, pop şeklinde, hani pop kültür şeklinde bir şeyler paylaşmak istiyorsanız, ama saygım var. Ama bu kesin budur, şudur. Bilimsel veriler ve kanıtlar üzerine olmadan bir şeyler yapmamanız gerektiğini düşünüyorum. Kendi kültürünüze, kendi dilinize öğrenerek sahip olabilirsiniz.
onu araştırarak sahip olabilirsiniz. Ancak bunu böyle bir şeyle mesela örnekleyebilirsiniz. Bilgi her zaman sizi koruyan ve kollayandır. Misal, çok güzel bir örnekle geçen şey yaptım. Bir yerde birkaç mezar steli paylaşılmıştı. Mezar stellerine baktım. Şimdi bir arkeolog olarak mezar stellerinin dönemini biliyorum. Baktım, Helenistik dönem, Palmira mezar stelleri, kadın mezar stelleri. Dönemi de biliyorum, hangi dönemde yapıldığını da biliyorum. Bunu Ezidi kadınlar diye birileri paylaşmış. Baktım, ya dedim ki kusura bakmayın, hani yanlış anlamayın da bu kültürün Ezidilerle hiçbir bağlantısı yok. Ha, kült giyim kıyafet olarak belki benzerlikler taşıyor olabilir. Ama Ezdi kültürüyle alakası yok. Bunlar Ezdi değiller. Bunlar Palmira mezar stelleri. Helenistik dönemdeki giyim tarzıyla çok gösterişli bir giyim tarzı. Helenistik dönemin giyim tarzı o kadar gösterişli ki. Çünkü hem işte Doğu kültürü, orada bulunduğu kültürü, hem de Yunan kültürünü özdeşleşip ortaya bir mix kültür çıkarmışlar. O yüzden o yörenin kıyafetleriyle işte şey kültürü şey yapmış, zenginleşmiş, gösteriş, bol kumaş, işte zengin takılar, Doğu kültürünün zengin takıları, baş bağlama şeyleriyle karışık böyle ortaya atmıştır. Ama dedim, bunun hani ezlikle bir alakası yok. Orada şöyle bir söylemde bulundu bana, yani altına yazmışlar. Ya demişler, bu da hiçbir şey bilmiyor. Dedim ki, yani bir şey bilmekten değil, bu çok şey bilmekten kaynaklı, bu yanlış. Böyle gereksiz bilgileri, gereksiz şeyleri Kürt kültürü diye ortaya atarsanız yanlış çıkar ortaya, yanlışlar çıkar ortaya. Bunların, yani hangi kültür, hangi arkeoloğa gösterirseniz gösterin, kendi alanı olmasa dahi diyecektir ki bu Palmira Helenistik dönem mezar steli. Orada hakarete varan yorumlar yapıldı. İşte bu da zaten işbirlikçi, bu da bilmem neci, yani kültürün tarihin işbirlikçisi nasıl olunuyorsa onu da bilmiyorum.